Evet, Edirne'yi fethetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi Bedesten Çarşısı'ndayız. 1418 yılına ait yapılmış bir çarşı. Burası bu şekilde. Çevreyi göstereyim. Edirne'de 3 tane kapalı çarşı var arkadaşlar. Tarihi 3 kapalı çarşı. Onlardan bir tanesi de bu Bedesten Çarşısı. Ali Paşa var. Burada hemen girişte bir çeşme, tarihi bir çeşme. Bu suyun içildiğini düşünüyorum. Sormadım ama duydum, içmekte fayda var şifa niyetine. İlerliyorum. Çarşıda hemen girişte yüncüler karşıladı bizi. Kadar güzel görünüyorlar ki, rengarenk çiçek bahçesi gibi. Bu tarafta da ayrı dükkanlar var. Burayı atladım içerken. Aşağı. Bu da tarihi bir kapı, biliyorsunuz. Demir bir kapı, işlemeli, süslü demir bir kapı. Arkadaşlar, bu çarşıda yüncüler ağırlıklı. Yani örgü örmeyi sevenler bu çarşıya gelse istediği bütün ipleri bulabilir. Burada deri ayakkabılar yapılıyor. Özelmiş, kişiye özel. Burası çıkışlardan bir tanesi. Yine muhteşem bir demir kapı karşıladı bizi. Burada fermuarlar. İstediğiniz boyda fermuarlar var. Evet, şöyle bir yukarıya, tavanına da bakalım. Bir kapı daha. Bedesten Çarşısı diğer çarşılara nazaran daha küçük. Burada lokumcu var. Ben şöyle fiyatlarına bakalım. 40 TL, 70 TL arası fiyatlar değişiyor. Şekerlemeci, eşarpçı. Tülbentler. Şimdi bir diğer çarşı olan Selimiye Camii'nin altında bulunan kapalı çarşıya doğru gidelim.